Hedefimiz aslında tam da 100. yaşı tamamlarken biz birçok şeyi konuşmuş olmak istiyorduk. Temennimiz geçen Şubat ayında yayına girmesiydi programımızın ama maalesef depremle karşı karşıya kaldık ve yaşanan depremin coğrafyası aynı zamanda bir Alevi coğrafyasıydı ve belki hepimiz açısından, tüm yayıncılık hayatımız açısından çok zor bir yayıncılık süreci yaşadık ve bütün ilgimiz, kameramız, mikrofonumuz her şey oraya doğru yöneldi ve yeni bir şey yapmak için fırsat bulamadık. Ardından sizin de girişte bahsettiğiniz Türkiye'nin tarihi denilen, aslında tarihi seçim, büyük seçim, aslında hepimizin kaderini belirleyen gibi çok abartılı yaklaştığınız ama gerçekten öyle bir abartının olmadığını hep birlikte deneyimlediğimiz, aslında o deneyimin de bize bu programı getirdiğini, bir taraftan daha da güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Çünkü biz Aleviler Cumhuriyet'in o kadar kolay değişmediğini, öyle sandıkla bir demokrasi gelmeyeceği meselesini, demokrasinin tam da toplumsal bir mesele olduğunu biraz deneyimlediğimiz bir süreç oldu ve yeni yayın döneminde mutlaka seyirciyle buluşması gerektiğini düşündüğümüz bir programa dönüştü. Hani tarih programı gibi elbette algılamasın seyircimiz. Bir sosyal bilimler, yani Alişan Hoca bizi bu konuda çok kez uyarıyor. Tarih değil, sosyal Evet, bilimler bu vurgu çok önemli. politikası. Tarih Evet, programı olmasın. çünkü biz bir yüzyılı gideceğiz. Yani bir şekilde Cumhuriyet'le ne yaşadığımızı gideceğiz ama bir de geri döneceğiz biz bu yüzyılda neler yaptık gibi. Umuyoruz, temenni ediyoruz. Çok uzun erimli, sonrasında sürdürebildiğimiz, yeni yeni yayın dönemlerinde belki çok daha fazla şey üzerine koyabildiğimiz bir programa dönüşebilir diye noktalayayım. Bu son 30-35 yılda Alevilikle ilgili yapılan çalışmaları, bu çalışmaları yapan araştırmacıları, akademisyenleri davet etmek. Bu çalışmalarda biz Alevilikle ilgili hangi soruları cevaplayabildik? Hala hangi soruları soruyoruz? Cevaplayamadığımız sorular ne? Biraz programın amacı bu. Tabii 90'lardan sonra son 30-35 yılda Alevilikle ilgili yapılan çalışmaların sayısı, kalitesi epeyce arttı. Bu çok önemli. Yaşananlara, itirazlara, alternatif önerilere, işte anayasa kısmında Koçgiri'ye de değineceğiz ve muhtemelen sonrasında da Dersim var. Çünkü bunların hepsi kuruluşun problemleri. Bu kuruluş doğru yapılsaydı, yine bir söz de bitireyim madem kapıyı açtınız. Şimdi Koçgiri bir anahtar, siyasal birliğin kurulması konusunda önerileriyle bir anahtar. Eğer o öneriler kabul edilseydi bugün bambaşka bir Türkiye'den söz ediyor olacaktık ve Dersim de olmayacaktı. O öneri kabul edilmediği için, o çözüm önerisi yok sayıldığı için arkadan geldi Koçan, arkadan geldi Zilan, arkadan geldi Ağrı, arkadan geldi Dersim. Doğru kurmamız lazım gelecek yüzyılı. Bu tartışmanın bir anlamı da bu. Programın katabileceği bir şey belki. Programın önemiyle ilgili şu söylenebilir. Alişan Hocam az önce güzelce özetledi. Alevi'nin hem akademik görünümün hem de bilgi aktarımında geçirdiği yüzyılı. Temelde ister adını tarih koyalım, ister sosyal bilimler koyalım. Burada yapılacak şey bir türden bilgi aktarımı ve hafıza tazeleme olacak aslında. Şimdi iki kavram da Alevilerin hem geçmişleri açısından hem bugünleri açısından oldukça kıymetli. En azından ben kıymetli buluyorum. Çünkü Alevi tarihinin bilgi boyutunda akademiye çok yakın dönemden baksak da 30-40 yıllık belki bir derinlikli bakıştan baksak da kendi sözlü kaynakları da yazılı kaynakları da yüzyıllara uzanan bir geniş derin bilgi hazinesini içeriyor aslında. Bu programın bir ciddi karşılığının olabileceğini, tabii bunun için başta tabii Can TV Yayın Kurulu olmak üzere iyi bir tanıtım gerekiyor. Bence hak ettiği tanıtımı yapmak gerekir bu program için. O yüzden şimdiden hakikaten bu programda görev alan, komisyonda görev alan, programlarda gelip konuk olacak bütün böyle arkadaşlara şimdiden teşekkür etmek lazım. Ciddi bir hakikat arayışı olacak burada. Yani hakikati bulmaya çalışacağız aslında. Kelebek misali. O sırrı bulabilir miyiz? Bilmiyorum ama en azından önemli bir deneme diye düşünüyorum.